Bismillah. Herkese merhabalar. Geçenki dersimizde kipli önermeler olumsuz ve külli oldukları zaman düz döndürmelerinin nasıl alınacağını işlemiştik. Bu dersimizde yine kipli önermeler yine olumsuz fakat bu sefer cüz'i olduklarında döndürmelerinin nasıl alınacağını ele alacağız. Olumsuz cüz'i nasıl oluyordu? Bazı A'lar B değildir şeklinde gelen önermeler olumsuz cüz'i oluyorlardı. Öncelikle metnimizi okuyacağız. Daha sonra yine Word üzerinden konuyu anlatacağım. Cüz'i olduğu zaman olumsuz kipli önermeler sadece iki tanesinin döndürmesi alınabiliyor. Örfiye-i hassa ve meşruta-i hassa. Diğerlerinin döndürmeleri alınamıyor. Öncelikle meşruta-i hassa ile örfiye-i hassanın döndürmelerinin, düz döndürmelerinin nasıl alındığını işleyeceğiz. Daha sonra diğer kiplerin neden cüz'i olumsuzlarının düz döndürmelerinin alınmadığını işleyeceğiz. İmkânet cüz'iyeten olumsuz kipli önermeler cüz'i olduklarında fel meşrutatu vel urfiyyetul hasate tenakisani urfiyyeten hasate. Meşrutayı hassa ve örfiyeyi hassa örfiyeyi hassa olarak düz döndürmeleri alınır. Meşrutayı hassa neydi? Vasfa zorunluluk fakat zata devamlılığın olmaması. Örfiye-i hassa neydi? Vasfa devamlılık fakat zata devamlı olmaması. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ikisi meşrutayı hassa ve örfiye-i hassa örfiye-i hassa olarak döndürülüyor. Neden? Ennehu izâ sadaka. Çünkü şu önermemiz doğru olduğunda şu önerme de doğru olacak diyecek. Bizim düz döndürmeden anladığımız neydi? Bir önermemiz var, asıl önerme dediğimiz. Bu önermenin eğer doğruysa mahmulüyle mevzusu yer değiştirdiğinde zatı gereği yine doğru başka bir önermeyi doğuruyorsa o doğrulan önermeye asıl önermemizin döndürmesi diyorduk. İşte yine aynı şekilde diyeceğiz ki doğru bir önerme verecek bize. Sonra bunun mahmulüyle mevzusunu yer değiştireceğiz. Diyeceğiz ki bakın bu da doğru. Zatı gereği doğru çıktı. O zaman bu ikisi bu öbürünün döndürmesidir. Düz döndürmesidir diyeceğiz. Neymiş ilk önermemiz? Meşrutaya hasta veya örfiyeye hasta verecek. Örneği. Bir darura ev daime. Zorunlulukla veya daima. Zorunlulukla derse meşruta. Daima derse örfiye. Fark etmez. Biz daima diyelim. Daha kapsayıcı olması adına. Daima. Bazı C'ler leyse B. B değildir. Madame C. C'ler C olduğu müddetçe. Yani bazı C'ler C oldukları müddetçe B değillerdir. La daime. Ama bazen de B olurlar. Bil fiil diyecek. La daimen kısmı hassa yaptı bunu. Eğer bu la daimen kısmı olmasaydı amme olacaktı. Örfiyeyi amme olacaktı. Tamam. Şimdi bu doğru olunca sadaka daimen şu da doğru olur. Daima leyse ba'du bc. Bazı b'ler c değildir. Madame b. B oldukları müddetçe la daim. Bu hüküm daima değildir. Tersi de bil fiil vakı olmuştur. Yani bazı b'ler b olduğu müddetçe c değildir. Ama daima değil. Yani bazen de c'dir bazı b'ler. B olmadıkları zaman mesela. Şimdi örnekleri daha iyi anlayacağız. Şimdi dedi ki bize bir asıl önerme verdi. Bazı C'ler C oldukları müddetçe B değildir. Daima değil. Önermesi verdi. Word'de yazacağım bu önermeyi yine aynı şekilde. Bunun döndürmesini aldı. C'yi B yaptı. Yani mahmulü mevzu yaptı. Bu birinci önermemiz doğru olduğu zaman şu ikinci önermemiz de doğru oluyor. Dedi. İspatını yapacağız şimdi. Neymiş ikinci önerme? Bazı B'ler B olduğu müddetçe C değildir. Daima değil. Bakın yukarıdaki önerme biz zarura dersek meşrutaya hassa, daima dersek örfiyeye hassa. Aşağıdaki önerme daima diyeceğiz. Örfiyeye hassa oldu. Neden? Lienna nefrudu. Çünkü şimdi temel mantığını anlatacak. Yukarıdaki birinci önermenin ikinci önermenin döndürmesi, daha doğrusu ikinci önermenin birinci önermenin döndürmesi olduğunun delilini ele alacağımız zaman temel mantığımız şu olacak. Enne nefrudu zate el mevdu.
mevzunun zatını farz ediyoruz. Bazı C'ler kısmı var ya, onu farz ettik. Ve huve C, mevzunun zatı da C, D, onu D olarak farz ediyoruz. Yani bazı C'ler kısmını yuvarlak içine aldık. Dedik ki bu D'dir. Yani her D zatı. FDC. O zaman her D C'dir. Bil fiil, bil fiil. Ve DB. O zaman her D aynı zamanda B'dir de. Neden? Çünkü ilk önermede la daimen demiştik ya. C B değildir. Daima değil demiştik ki, o zaman C'nin B olduğu da vakıdır. O zaman her D bil fiil B'dir de aynı zamanda. Aydan bi hükmü la devam. Devamsızlık hükmü gereği. Ve leyse DC madame B. O zaman ne oldu? Hiçbir D C değildir. D B olduğu müddetçe. Aynı şekilde hiçbir D B değildir. D C olduğu müddetçe. Ve illa aksi takdirde lekâne D C, aksi takdirde D C olurdu. Heyne huve B, D B olduğu zaman aynı zamanda C de olurdu. Halbuki biz demiştik ki C B değildir. Fe B heyne huve C, aynı şekilde D B olurdu. D C olduğu zaman. Halbuki ve kat kâne leyse B madame C, fakat D C olduğu müddetçe B değildi. Hâzâ hulfun, bu ise hulftür. Ve izâ sadaka C ve B alâ D, o zaman C ve B'nin ikisi de D'ye doğru olarak yüklendiği zaman, ve tenâfeyâ fîhî, ve biri yüklendiğinde diğerinin yüklenmemesi gerektiği zaman ne oldu? Sadaka ba'du B leyse C, bazı B'lerin C olmaması mâdâme B, B olduğu müddetçe, la daimen, ama daima değil önermesi doğru olmuş oldu. Ve huvel matlub. Bu da bizim matlubumuzdur. Yani döndürmeyi doğru aldığımızın delilidir. Şimdi Word üzerinden örnekle göstereyim meseleyi. Şimdi dedik ki bazı C'ler, parantez içine alayım şöyle, C olduğu müddetçe, C olduğu müddetçe B değildir. Virgül, önermemizin ikinci kısmı, bileşik kipli önermeydi ya, daima değil. Yani daima değil kısmının anlamı ne? Bazı C'ler bil fiil B'dir. Değil mi? Şimdi dedik ki asıl önerme bu. Bunun döndürmesi nedir diye sordular bize. Biz de dedik ki bunun döndürmesi bazı B'ler B olduğu müddetçe C değildir. Daima değil. Bu daima değildir'in anlamı ne? Bazı B'ler bir fiil C'dir. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi bunu düşünün öncelikle. Bundan sonra ne yapıyoruz? Asıl önermemize döndük. Dedik ki asıl önermemizdeki şu bazı C'ler kısmını eşittir D dedik. Bu bazı C'leri bir kümenin içine aldık. Bazı C'ler D kümesidir dedik. O kümenin içine sadece bu bazı C'ler var. O zaman ne dedik? Bazı C'ler gördüğümüz yere her D yazıyoruz. Olumsuz olduğu için hiçbir D olacak şimdi bu. Hiçbir D C olduğu müddetçe B değildir. Değil mi? Daima değil. Yani ne oldu? Her D bil fiil B'dir. Tamam. O zaman ne oldu? Elimizde şu an ne var? İki tane önerme var. Her D bil fiil C'dir. Aynı şekilde her D bil fiil B'dir. Neden? Çünkü C olduğu müddetçe demiştik ya. C olduğu müddetçe D
Bu bir. Her de bil fiil C'dir oldu. Şu C olduğu müddetçe dediğimizden dolayı. Her de bil fiil B oldu. Neden? Çünkü daima değil demiştik şurada. Her de bil fiil B'dir. Tamam. Buradan nereye varıyoruz? O zaman şundan o zaman bazı B'ler B'dir. Bazı C'lere D demiştik. O zaman bazı B'lere de D diyebiliyoruz. Buradan sonra. Önermeleri yazdım. Şunu tekrardan yazıyorum. Hiçbir D C olduğu müddetçe B değildir, değil mi? C olduğu müddetçe parantezi kapatayım. B değildir. Virgül daima değil. Yani her de bil fiil B'dir dedik. Aynı şekilde C olduğu müddetçe B değilse D'lerin B hepsi de B oluyordu ya. B olduğu müddetçe de C değildir. Şu kısmı alakalı söyleyecek olursak. O zaman ne oldu? Başka bir önerme daha yazıyorum buraya. Hiçbir D B olduğu müddetçe C değildir. Ama C olmaması devamlı mı? Hayır. C doğruyu. Her D bir fiil C'dir. O zaman daima değil diyorum. Ne oldu? Her C, her D bir fiil C'dir. Sonucunu verdi. Şimdi bizim elimizde şu ikisi var şu an. İki sonuca ulaştık. Şu hiçbir D bazı C'ler idi ya. Buraya bazı C'ler yazıyorum. Aşağıdakindeki hiçbir D'ye de bazı B'ler yazıyorum. Öyle değil mi? Şimdi benim elimde şu var. Şu doğru olduğu zaman şu da doğru çıktı. Yani bu önerme doğru olduğunda şu önerme de doğru çıktı. Bu hiçbir D gördüğüm yere bazı C'ler yazıyorum bakın. Burada da aynı şekilde bazı C'ler yazıyorum. Bakın şu önermeyle asıl önermem aynı mı oldu? Aynı. Hiçbir D gördüğüm yere bazı B'ler de yazabiliyordum. Bazı B'ler yazdım. Yine buraya da her D'ye bazı B'ler yazıyorum. Bazı B'ler. Ne oldu? Şu önermenin aynısı çıktı işte. O zaman ne yaptık? Döndürmeyi doğru aldık demektir. Bunu sözlü olarak da şöyle ifade edeyim. Daha kolay anlaşılması açısından. Diyorum ki bazı yemek yiyenler parantezi açıyorum yine. Yemek yediği müddetçe uyuyan değildir. Daima değil. Daima değil ne demek burada? Yemek yiyenler. Bil fiil uyuyandır. Değil mi? Şöyle aşağı koyayım da simetrik olsun. Şöyle dursun. Bu daima değildir'in parantezi, tamam mı? Bazı yemek yiyenler yemek yediği müddetçe uyuyan değildir. Daima değil ama bazı yemek yiyenler bil fiil uyuyandır. Şu daima değilin açılımı diyelim yani. Bunun döndürmesi ne diyoruz biz? Diyoruz ki bazı uyuyanlar uyuduğu müddetçe yemek yiyen değildir. Daima değil yine. Bakın. Örfiye-i hassa. Yine örfiye-i hassa olarak döndürdük. Daima değilin açılımı ne? Bazı uyuyanlar bil fiil yemek yiyendir.
Tamam. Peki bunun şimdi aynı yukarıdaki yaptığımız gibi delillendirmesini yapacağız. Şu bazı yemek yiyenlere D diyorum, tamam mı? D. D grubu. Hiçbir D. Şu bazı yemek yiyenler D, tamam mı? Şöyle boyayayım onu. Hiçbir D yemek yediği müddetçe uyuyan değildir. Daima değil. Yani her de bil fiil uyuyandır. Tamam. Aşağıya da aynı şekilde şu bazı uyuyanları da aynı mantıkla D diyorum. Hiçbir D uyuduğu müddetçe yemek yiyen değildir. Daima değil. Yani her de bil fiil yemek yiyendir. Tamam. Şimdi elimde bunlar var. Asıl önermemiz neydi? Şu. Değil mi? Veya şunu biz şuna çevirdik. Asıl önermemiz buydu. Bunun şu kısmını aldık. Yemek yediği müddetçe uyuyan değilse, uyuyan uyuduğu müddetçe de yemek yiyen değildir. Şuraya uğraştık. Değil mi? Yemek yediği müddetçe uyuyan değildir, uyuduğu müddetçe yemek yiyen değildir. Ama her de yemek yiyendir bil fiil ve her de uyuyandır bil fiil. Şurada onu zikredeceğiz daha öncesinde. Neden? Çünkü şuna her de demiştik ya. Her de bil fiil yemek yiyor. Her de bil fiil uyuyor da. Çünkü bazı yemek yiyenlere her de demiştik. O zaman her de, önce onu yazalım da karışmasın. Bil fiil yemek yiyendir. Her de bil fiil uyuyandır. Tamam. O zaman ne oldu şu? Bazı uyuyanlar D'dir. Bundan sonra şu bazı uyuyanlar gördüğümüz yere de D yazma hakkına sahip olduk. Bunu anladıktan sonra. Sonra önermeleri tekrar yazdım. Bazı yemek yiyenler kısmına da hiçbir D yazdım. Bazı uyuyanlar kısmına da hiçbir D yazdım. İlk önermemiz şuna dönüştü. Birinci asıl önermemiz. Sonra dedim ki şu kısım doğruysa şu kısım da doğrudur. Yemek yediği müddetçe uyuyan değilse uyuduğu müddetçe de yemek yiyen değildir. Doğru. Şu daima değildir kısmı neydi? Her de bil fiil uyuyandır demekti. Her de bil fiil uyuyandır. Aynı şekilde ama her zaman mı uyuyor? Hayır. Bil fiil yemek de yiyor şurada. O zaman şu doğru ama bunun daimi olmaması da doğru. Daima değildir dedim. Her de bil fiil yemek yiyendir. Sonra ne yapıyorum? Yine bu hiçbir de gördüğüm yerlere yukarıda bazı yemek yiyenler yazıyorum. Şuraya da bazı yemek yiyenler yazıyorum. Şurada da bazı uyuyanlar yazıyorum. Ne oldu? Birinci önermem şuydu. Şöyle alayım da daha anlaşılır olsun. Aynı mı? Bazı yemek yiyenler yemek yediği müddetçe uyuyan değildir. Daima değil. Aynı. Parantez içi bazı yemek yiyenler bil fiil uyuyandır. Doğru. Bunun zatı gereği doğru kıldığı önerme neymiş? Bazı uyuyanlar uyuduğu müddetçe yemek yiyen değildir. Daima değil. Daima değildir'in açılımı ne? Bazı uyuyanlar bil fiil. Külli önermeler üzerinden.
Daha sonra külli önermeler üzerinden döndürmeyi yapmak. Şunu söyleyeyim. Bu mesele yine ulema arasında da tartışmalı. Yani cüz'i olumsuz önermelerin asla döndürmesi aranamaz diyenler var. Eski mantıkçılar daha çok böyle diyorlar. Ben de biraz buna meylediyorum açıkçası. Yani hiçbir cüz'i önermenin, olumsuz cüz'i önermenin döndürmesinin alınamayacağına dair benim de görüşüm. Tartışmaya çok şimdi girmeyelim. Bu bir sonraki seviyenin konusu. Ama sonraki mantıkçılar daha çok şey görüşüne gitmişler. Sadece örfiyeyi hassa ve meşrutayı hassanın döndürmesi alınabilir. Cüz'i olumsuzlardan. Onların döndürmesi de örfiyeyi hassa şeklinde alınır. Görüşüne gitmişler. Delilleri de bu gösterdiğim. Bana biraz zorlama gibi geliyor. Çünkü her ne kadar bazı C'lere sen her D desen de burada bazılık ve herlik, yani cüz'ilik ve küllilik zaten senin itibara aldığın bir ifade. Her D dediğin zaman elbette bunun döndürmesi alınıyor. Aslında bu delillendirme de cüz'ilerin döndürmesinin alınamayacağının göstergesi. Çünkü cüz'ilerin döndürmesini nasıl aldık? Külliye çevirdik onu. Biz hiçbir cüz'i, hiçbir külliye çevrilemez diyor, demiyoruz ki. Cüz'i olduğu şekliyle bunun döndürmesi alınabilir mi, alınamaz mı onu söylüyoruz. Alınamıyor işte. O zaman bu kadar zorlamaya bence çok gerek yok. Ama yine de görmüş olduk yani bunu. Tamam. Yine de görmüş olduk. Şimdi ne dedik? وَاَمَّ الْبَوَاقِي Bu ikisi haricinde, yani meşrutayı hassa ve örfiyeyi hassa haricinde felaten akis. Olumsuz cüz'iler döndürülemez. لِاَنَّهُ يَسْتُقُ Çünkü doğru olur şu önerme. Bir darura. Şimdi basit kipli önermelerden en hususi olanının örneğini verecek. Bir de bileşik kipli önermelerden en hususi olanının örneğini verecek. İkisinin de döndürmesini alamıyoruz diyecek, düz döndürmesini. Hususilerin döndürmesini alamıyorsak daha umumilerin döndürmesini hiç alamayız diyerek delillendirmiş olacak. Bir darura, zaruriyeyi mutlaka. Ba'dul hayvan leyse bir insan. Bazı hayvanlar insan değildir zorunlulukla dedik. Bunun döndürmesini alıyoruz. Ve bir darura, yok bunun döndürmesini almadı daha. Biz alacağız ama önce okuyayım. Bu basit kipli önermelerin en hususisi, zaruriyeyi mutlaka. Şu da bileşik kipli önermelerin en hususisi, vaktiye. Ve biddarura leyse ba'dul kamer bimunhasifin fi vakti terbi'i la daimen. Hiçbir ay terbi vaktinde tutulur değildir. Hiçbir değil. Bazı aylar terbi vaktinde tutulur değildir. Bazı dedi ki bunun yanlışlığı diğerlerinin yanlışlığını zaten gerektirsin. Bunun döndürmesinin alınamamasının yanlışlığı diğerlerinin zaten gerektirsin. Tamam. Me'akid bi aksihe. Aksihime demesi lazım. Bu ikisi doğru. Yani hiçbir bazı hayvanlar insan değildir. Doğru. Bazı aylar terbi vaktinde tutulur değildir. Ama ayın tutulmaması da daima değildir. Yani bazen de tutulur. Terbi vakti çıkınca, başka vakitler gelince tutulur. Doğru. İkisi de doğru. Ama döndürmelerini aldığımız zaman, yani mevzusunu mahmul, mahmulünü mevzu yaptığımız zaman hiçbir şekilde, yani kipi ne yaparsak yapalım, niceliği ne yaparsak yapalım doğru çıkmıyor. O zaman diyoruz ki bu ikisinin döndürmesi yoktur. Bu ikisinin döndürmesi yoksa bunlardan daha umumi olan kiplerin de döndürmesi yoktur. Bunlardan daha umumi olan kipler de bütün kipler. Bunlar çünkü en hususiler. Şimdi me'akiz bi aksiha bil imkanil am. Bunların döndürmeleri genel imkanla dahi yanlış çıkıyor. Ellezi o genel imkan neymiş? Huve e'ammul cihat. Kiplerin en umumisi. Lakinne daruriye ehassul basait. Zaruriyeyi mutlaka basitlerin en hususisi. Vel vaktiye ehass minel murakkebatil bakiye. Vaktiye de mürekkep kipli önermelerin en hususisi.
ve meta lem lem tenakisa. Ne zaman ki bunlar dönmüyorlar. Lem yenakis şeyun minha. Hiçbir kipli önermede dönmez böylece. Lima arafte, çünkü biliyorsun ki ennen inkasel am, umumi olanın döndürülmesi mustelzimun linkasil has. Hususi olanın döndürülmesini gerekli kılar. Yani umumi olan döndürülseydi hususi olan da döndürülürdü. Hususi olan döndürülemiyorsa umumi olan da döndürülemez dedi. Yine bunu da Word üzerinden göstereyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Diğer sayfaya geçeyim, karışmasın. Tamam. Diyelim ki önce zaruriyeyi mutlaka örneğini vermiştik değil mi? Zaruriyeyi mutlaka. Her değil. Bazı hayvanlar yine zorunlulukla diyeceğiz. Kipo, zaruriyeyi mutlaka. Zorunlulukla insandır. Tamam. İnsan değildir diyeceğiz çünkü olumsuz cüz'ilerdeyiz şu an. Olumsuz cüz'ileri görüyoruz. Tamam. Bazı hayvanlar zorunlulukla insan değildir. Çünkü at var, eşek var, başka hayvanlar var. Bu doğru değil mi? Bazı hayvanlar zorunlulukla insan değil. İnsanlık hayvanlıktan, bazı hayvanlardan zorunlulukla kaldırılıyor. Eğer ki bunun döndürmesini alsaydık, döndürmesi olabilseydi bunun, ne olacaktı? Bazı insanlar diyelim ki kiplerin en geneli olsun ki yanlışlığı ortaya çıkınca daha hususilerin yanlışlığı zaten evleviyetle gereksin. Genel imkanla diyorum yine. Genel imkanla hayvan değildir. Ne demek bu? Yani hayvan olmak imkansız mı insan için? Hayır. Tam tersine zorunlu. O zaman ne oldu? Yanlış çıktı. Aynı mantıkla bu zaruriyeyi mutlakaydı. Zaruriyeyi mutlaka. Bunun asıl önermemiz şu. Bunun döndürmesini alsaydık mahmulü mevzu yapacaktık. Mevzuyu mahmul yapacaktık. Kip de herhangi bir kip olacaktı. Bilmiyoruz diyelim mesela. Hiç fark etmez dedik. En umumisini alalım. Bunun en umumisiyle bile yanlış çıktığını gösterdiğimiz zaman hiçbir kiple doğru çıkamayacağını göstermiş olduk. O zaman ne dedik? Bazı insanlar genel imkanla hayvan değildir. Yani hayvan olması zorunlu değildir insan demiş olduk. Doğru mu? Yanlış. O zaman şu önerme döndürmesi alındığında hiçbir önermenin doğru olmasını zatı gereği gerektirmiyor. Yani bunun zatı gereği gerektirdiği, zorunlu olarak doğru olmasını gerektirdiği bir döndürmesi yok. O yüzden zaruriyeyi mutlakanın döndürmesi yoktur diyoruz. Zaruriyeyi mutlakanın döndürmesi yoksa zaruriyeyi mutlakayı kapsayan, daha umumi olan bütün kiplerin de döndürmesi yoktur demiş oluyoruz. Yine mürekkep kipli önermelerden de bir örnek vereceğiz. Vaktiye. Vaktiye. Şimdi tabii vaktiye-i la daimi. Diyoruz ki bazı ay, kamer yani şu gökyüzünde gördüğümüz cisim, bazı aylar terbi vaktinde diyelim, terbi vaktinde tutulur değildir, daima değil. Yani bazen de tutulur diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu doğru mu? Doğru. Bu doğru bir önerme. Peki tutulanı mevzu yapacağız, ayı mahmul yapacağız. Nasıl bir önermeyle karşılaşıyoruz bu durumda? Bazı tutulanlar yine genel imkanla, çünkü en umumisi ay değildir. Doğru mu? Hayır. Tutulan her şey aydır.
Yanlış. O zaman yine ne oldu? Vaktiye ila daime yine şeylerin, mürekkep kitle önermelerin en hususisi. Doğru çıktı mı? Birinci önermemiz doğru. Bu doğru önerme mevzusunu mahmulünü mevzu yaptığımız zaman en umumi kit ile doğruluk veriyor mu? Vermiyor. O zaman şu önerme hiçbir zaman zatı gereği döndürüldüğünde hiçbir önermeyi doğru kılmayacak. Vaktiye ila daime ve zaruriyenin döndürmesi alınamıyorsa diğer kitlerin de döndürmesi alınamaz diyeceğiz. Kısacası evet, yapacağımız budur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde olumlu olduğu zaman, kitli önermeler olumlu olduğu zaman döndürmelerinin nasıl alınacağını göreceğiz. Yine hazırlıklı olun. Kalemler, kağıtlar yanınızda olsun. Videoyu yine durdurarak dinleyeceksiniz. Düşünerek, durdurarak, eski önceki konularla muhakeme ederek. Bugünlük bu kadar yeter. Şöyle metnimize bir daha bir bakayım. Bir şeyleri atladık mı? Tamam. Bu emmel mucibetu kulliye. Tamam. Peki, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.